Fırtına Bey. Fırtına Bey. Mal sahibi yok. Mal sahibi yok. Çarpı. Ayder'de oluşan evsel atıkların direkt alıcı ortama verilmemesi için tesisin oluşturmuş bir tesis, burada iki etaptan oluşan bir tesisimiz var. Bir arkamızda gördüğümüz küçük paket arıtma, kış nüfusun az olması nedeniyle 500 kişilik nüfusa hitap eden bir tesis. Günlük yaklaşık 50 metreküp atık suyu arıtıyor. Sağımızda gördüğümüz tesis de konvansiyonel atık su arıtma tesisi, o ileri biyolojik bir arıtma tesisi. Orada birkaç etaptan oluşan arıtmalardan sonra atık suyu standartlarına uygun bir hale getirerek doğayı kirletmeyecek şekilde alıcı ortama deşarj ettiğimiz bir tesis. Yani yaklaşık bugünkü maliyet rakamlarla 26 milyona mal olmuş tesis burası. Belediyemizde müşterek hayata geçirdik. Yarısı hibe, yarısı kredi. Böyle bir tesis. Buradaki asıl amaç da Ayder'deki atık suları doğal ortama arıtılarak vermesini sağlamak. Yani doğayı, doğal hayatı kirletmeden, doğal hayata zarar vermeden. Yaklaşık bu sırada gördüğümüz tesis 15.000 nüfusa hitap edebilecek bir tesis. Yani burada oluşacak bütün tesislerin atık sularını burada çok rahat arıtabileceğiz. Kışın burada, yazın burada. Yani biz buranın nüfusu, mevcut kış nüfusu 500. 500'e göre işte küçük bir paket arıtmayla bu işlemi hallediyoruz. Burada zaten kapasite yaklaşık 15.000 civarında olacağını öngörerek bu tesisi yaptık. Yani çok rahat karıştıracağını düşünüyorum. Bu tesisin yapım maliyeti bugünkü rakamlarla 26 milyon. Arıtmayı sağladıktan sonra bir çamur atığımız oluşuyor. Onu da belediyemiz araçlarıyla katı atık bertaraf tesisine götürerek orada bertaraf ediyorlar. Yani burada doğaya zarar verecek hiçbir işlem yapılmıyor, kalmıyor geri. Yani arıtma tesisi olmadan orada oluşan atıklar dereye karışıyordu tabii ki, ama bundan sonra öyle bir şey söz konusu değil. Ayrıştırılarak, tabii. Dönüştürülerek. Evet, yani doğal alıcı ortama iletilecek standartlara kavuşturulduktan sonra su buradan çıkıyor. Arıtma tesisimizi gördük. Onun inşaat halinde görseydiniz yağka, dere, fırtınayı mahvediyorlar diyorlardı. Ama biz şimdi onu işletime açtık. Bir yıldır işletiliyor. 4000 yatak kapasitenin kullandığı atık sularımızı arıtma tesisinde, o güzelim tesisinde, sanki gelenler soruyor orası otel mi diye soruyorlar. Hayır, orası otel değil, bir arıtma tesisi. Ama o kadar güzel bir tesis yaptık. Ve Fırtına Deresi'ni bütün atık sulardan temizledik. Alabalıklarımız, pullu alabalıklarımız meşhur, biliyorsunuz. Onlara yeniden bir hayat hakkı tanımış olduk. Bu imkanları sağlayan özellikle Cumhurbaşkanımıza, çevre bakanlarımıza ve bunu talep eden halkımıza ben özellikle teşekkür ediyorum.